Merhabalar canım arkadaşlarım. Bugün sizlerle en favori kürümü paylaşmak istiyorum. Ben bu kürle vakti zamanında bir haftada tam 5 kilo vermiştim ve tartıya çıktığımda inanamamıştım. Tekrar tekrar tartılmıştım. Çok güzel sonuç veren bir kür. Bugün yeşil çay kullanacağız. Bunu demleyeceğiz ve bir takım malzemelerle birleştireceğiz. Gerçekten çok kolay ama çok çok etkili bir kür. Eğer düzenli yaparsanız ve tabii ki yiyip içtiklerinize de birazcık dikkat ederseniz bu kürden inanılmaz güzel etkiler alıyorsunuz. Şimdi yapım aşamasına geçmek istiyorum. Şöyle 2 yemek kaşığı yeşil çayımı hemen demliğimin süzgecine alıyorum. Burada demleme yeşil çay kullanırsanız, toz yeşil çay kullanırsanız çok çok daha etkili oluyor. Bunu da aklınıza lütfen yazın. Şimdi hemen demliğimin içerisine koyup 4 su bardağı suyla 2 yemek kaşığı yeşil çayımı kaynar su dökerek 10 dakika demliyorum arkadaşlar. Şimdi bunun ağzını güzelce kapatıp 10 dakika demleyeceğim. Arkadaşlarım şimdi bu su sizin gün içerisinde yeme isteğinizi azaltıyor. Tatlı ihtiyacınızı, o tatlı krizlerinizi önüne geçiyor, iştahınızı kapatıyor. Diyette inanılmaz size yardımcı oluyor. Tabii ki siz de bir miktar gayret gösterirseniz tartıda o muhteşem hissi yaşayabilirsiniz. Gerçekten dediğim gibi ben çok sevinmiştim. Şimdi hemen devam edelim. 10 dakikam geçti. Yeşil çayım bir güzel demlendi. 5-6 dakika da olur arkadaşlar ama ben şöyle güzel demlensin diye 10 dakika bekletiyorum. İçerisine zencefil ve tarçın her zamanki gibi olmazsa olmaz. Bir tane sade maden suyu. Soda değil arkadaşlar. Maden suyu olacak. Tarçın burada bizim iştahımızı dengeliyor, kan şekerimizi dengeliyor. Zencefil vücudun yağ yakımına katkı sağlıyor ve tabii ki limon vücudun alkali seviyesini yükselterek daha sağlıklı ve dinç olmamızı sağlıyor. Aynı zamanda da yağ yaktırıyor. Şimdi hemen karışımı birleştirelim arkadaşlar. Yeterince demlendi. Artık ben yeşil çayımı bu kabımın içerisine süzmek istiyorum. Burada çalışan arkadaşlarım için de bir şey söylemek istiyorum. Bu kürü akşamdan hazırlayıp sabah hemen çantanızı atarak iş yerinize gidebilirsiniz. Çok kolaylık sağlayacak size. Çünkü bana soran arkadaşlarım oluyor. Ya ben çalışıyorum, gün boyunca yanımda bir şeyler olsun istiyorum. Ne yapabilirim? Diyen arkadaşlarım. Bu kür tam da size göre. Üstelik bir haftada 5 kilo verebilme imkanınız var. Şimdi arkadaşlar bir insanın kilo verimi, yaş, cinsiyet, fiziksel aktivite, vücudunda bulunan ödem miktarı bunların hepsine göre değişir. Yani biri bununla 5 kilo verebilir, diğeri bununla 6 kilo verir, diğeri 1 kilo verebilir. Yani bu tamamen değişkenlik gösteren bir durum. Şimdi bir çay kaşığı zencefilimi ilave ettim. Toz zencefil ilave ediyorum. Eğer taze ilave etmek istiyorsanız bir ceviz büyüklüğünde zencefili rendeleyip bunun içerisine ilave edebilirsiniz. Ve sıra geldi benim en sevdiğim vazgeçilmezim olan tarçın. Hemen bir çay kaşığı tarçınımı da ilave edip şöyle bir karıştırmak istiyorum. Çünkü tarçın birazcık aşağı çökmede sıkıntılı oluyor. Güzelce karıştırırsak hiçbir problem olmayacaktır. Bu kürümüz toplamda 5 su bardağı oluyor. Yani 1 litre miktarında bir kür oluyor. Akşama kadar gelip gidip tüketebilirsiniz. Aç, tok, akşam, sabah hiç fark etmez. Yeter ki bu miktarı gün içerisinde tüketelim. Bu süreçte tatlılar, hamur işleri, hazır paketli gıdalar bunlardan olabildiğince uzak durmaya çalışalım. Çünkü eğer kilo vermek istiyorsak mucize beklemeyelim arkadaşlar. Birazcık da kendimiz dikkat edelim, kendimiz gayret gösterelim. Bu kürler inanılmaz size yardımcı olacak. Ve bu sayede de çok güzel kilo verdiğinizi göreceksiniz. Motive olacaksınız. Zaten bunu kullanmaya başladıktan ikinci, üçüncü günlerde falan bunu hissedeceksiniz. Şimdi hemen limonumu ilave ediyorum. Ben bir tam limon ilave ediyorum. İsterseniz yarım da olur. Ben şöyle hafif, mayhoş, ekşi daha çok seviyorum. Daha da etkili olduğunu düşünüyorum nedense. Limonumu da ilave edip şöyle karıştıracağım. Limonunuzun çekirdeklerini alın arkadaşlar. Bir limon sıkacağında da sıkıp kullanabilirsiniz tabii ki.
Şimdi kürümüz bu şekilde. Akşama kadar da tüketiyorsunuz. Benim anlatmak istediklerim, anlatacaklarım bu kadar. Emziren anneler limondan ötürü bazı annelerin sütü azalabiliyor. Bu sebeple bu tür kürleri çok önermiyorum. Ama yine de doktorlarına danışarak kullanabilirler. Düşük tansiyon hastaları da yine limondan dolayı sıkıntı yaşayabilirler. Bunun dışında şeker hastaları, yüksek tansiyonu olanlar kullanabilirler ama yine de lütfen doktorlarına danışmayı ihmal etmesinler. Tadına bayılacaksınız. İnanılmaz güzel bir tadı oluyor. Ben normal hayatımda da bunu böyle çay gibi yapıp akşamları yemekten sonra tüketiyorum. İnanılmaz güzel hazmettiriyor. Bir kere kabızlığı kesinlikle ortadan kaldırıyor. Ben çok seviyorum. Sizler de beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.